Miladi yılbaşı Müslümanlara ait bir yılbaşı değildir. Hazreti İsa'nın doğumuyla alakalı bir gündür. Bizim örfümüzde, bizim dinimizde yılbaşı, miladi yılbaşıyı kutlama diye bir hüküm de yoktur. Bu batıdan gelmiş bize, içimize sokulmuş bir bid'atlerden birisidir. Hicri yılbaşımız vardır bizim. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'e de koyduğu aylarla ilgili hicri yılbaşımız vardır. Hicri yılbaşımızı bile bir etkinlik, bir kutlama, dini bir emir anlamında kutlamak yine yoktur. Ama gerek miladi yılbaşı, gerek hicri yılbaşı olsun, insan bir yıl geçirmiş olduğu ömrün muhasebesini her ikisinde de yapması gerekiyor. Çünkü biz bu dünyaya ebedi yaşamak için değil, imtihan olmak ve sınırlı yaşamak için gelmiş durumdayız. Onun için ömrümüzü Yüce Rabbimizin emri, Peygamber Efendimizin emriyle geçirmek durumundayız. Yılbaşı kutlamalarının da dinimizde yeri yoktur. Özellikle hindi kesmek, insanlara o gece ikram etmek, dinimizde bu anlamda bu geceye mahsus herhangi bir öğreti, herhangi bir gelenek, herhangi bir örfümüz yoktur. Bu anlamda batıdan gelmiştir. Bunları kutlamanın caiz olmadığını alimlerimiz beyan etmiştir. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardan olur. İnanç olarak benzerse zaten dinden çıkar, Müslüman sayılmaz. Amel olarak benzerse bu da haram olur. Örf ve adet olarak benzerse bu da mekruh olur. Yine dinimize ait olmayan bir işi yapmış olur. Müslümanların bu tür kutlamalardan uzak durması, bir senenin muhasebesini yapması, Allah-u Teala'ya geçmiş senede nasıl bir kulluk ettiğinin hesabını kendi kendisine sorması gerekiyor. Caiz olmayan bir şeyin gerçekleşmesi için atılan adımların hiçbirisi de caiz olmaz. İster belediye tarafından yapılsın, isterse devlet tarafından yapılsın, isterse fert tarafından yapılsın. Yani harama götüren etkinlikler de haramdır.